Merhaba arkadaşlar. Ben Bahar. Bugünkü podcast'imizin konusu aslında pek bir şey belirlemedim. Bugün sadece öyle içimden geldiğince konuşmak istiyorum. Ben birkaç yıl önce e, YKS sınavına hazırlanırken e, soru çözümleri yapıyordum böyle YouTube'da. Böyle 10 tane falan matematik soru çözümünü yapmıştım ve onları insanlarla, öğrencilerle paylaşmıştım. Bugün onu bir izledim, bir tane videosunu izle, videomu izledim. Yani şey hani tamam konuşmam çok iyi değil, halen de bence öyle iyi değil pek. Ancak şöyle bir şey hissettim. İnsan biraz daha kendiyle şey oluyor, daha da bağlanıyor bence İçerik ürettiğinde ya da içerik ürettikten sonra e, nasıl diyeyim bir içeriği üretiyorsun, ondan sonra onu başka zaman bir yıl ya da iki yıl sonra izliyorsun, dinliyorsun ya da okuyorsun. Kendinle bir bağın oluyor gibi hissediyorum. Bu içerik üretme serüveni böyle bir şey aslında. Mesela bu içeriği üretiyorum, bu videoyu kaydediyorum ya da bu sesi kaydediyorum. Birkaç yıl sonra izlediğimde kendimle bir bağım olacağını hissediyorum. Aslında her bir aralıkta kendimize bir mesaj bırak bırakmış gibi hissediyorum kendimi yani mesela 20 yaşıma kadar işte atıyorum 40 tane içerik ürettim ben sanki 40 tane bir not bıraktım kendi geleceğime öyle hissediyorum ee, bu arada ben yetkende yetkende şey işte eğitimleri önüne katıldım Erhan hocanın canlı yayında söylediği bir söz vardı aslında içerik üretmek bizim gibilerin e, arkada bırakacağı bir iz. Böyle bir konu hakkında konuştu. Yani gerçekten de çok mantıklı. Biz zengin değiliz. Hani ben kendi adıma konuşayım. Ben zengin değilim. Öğrenciyim şu anda zaten. Arkada bırakacağım şeyler büyük ihtimalle içerikler olacak. Bu içerikler de bildiklerim olacak ya da öğrenmek istediklerimi paylaşacağım sizinle. Ve aslında içerik üretmeyle böyle bir bağım olmuş oluyor gibi hissediyorum. Ee, öyle. ya Kısacası içerik üretmek gerçekten de benim için çok eğlenceli bir şey. Ve içerik üretmek paylaşmak demek benim için. Bu paylaşmanın altında yatan bir şey de bildiklerimi paylaşmak ya da bir sohbet olur, bir şey olur. Hani paylaşmak e, yani burada böyle şey... Üst kapalı bir şey, yüzeysel bir şeyden bahsetmiyorum açıkçası. Benim için değerli olan bir şeyi paylaşmaktan bahsediyorum. Ve bu paylaşmayı da şu, şöyle aslında açıklayabilirim. Ben birkaç ay er önce domates ektim. Domateslerimi de büyük ihtimalle şey, arkadaşımsan ya da konuştuğum kişiler arasındaysan büyük ihtimalle paylaşmışımdır seninle de. Yani çünkü Domateslerimi çok sevdim ve herkese paylaştım yani. Bak kırmızı domates işte herkese söylüyorum bunu. Çok şey söyledim. İşte yani bu e, ve bu kırmızı domateslerin de tohumlarını paylaştım bazı insanlarla, çevremdeki insanlarla. Hep bir vermek istedim bu tohumları. Çünkü hani benim yaptığım bir şeyi, yani güzel bir, benim yaptığım değil bir domatesi onların da yapmasını istedim. Bu bir paylaşmaktır benim için ve ne hani nasıl diyeyim anlatabildim mi emin değilim ama paylaşmanın gerçekten de bir domatesin tohumu gibi önemli olduğunu düşünüyorum öyle ve biber de ekmiştim biber de şu an böyle kızarıyor işte kırmızı olmaya yaklaşıyor belki birkaç güne kırmızı olur tam ve kırmızı olduktan sonra onun da yine tohumlarını alacağım tohumlarını aldıktan sonra yine ekeceğim. Ne zaman ekeceğimi bilmiyorum. Tam bir araştırayım da ne zaman ekeceğimi de karar veririm. Yani şey aslında biraz daha böyle şey bitkilerle uğraşmayı da seviyorum. Yani işte biberden sonra şunu da söylemek istiyorum aslında. Neden söyledim? Açıkçası hani yeşillikle ilgilenmek böyle bir şeyler ekmek bir şeylerle uğraşmak. Özellikle bu bitki ekmek olsun. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle siz de yapın. ...domates ekin, domateslerin tohumunu bana verin... ...ben de ekeyim... Ee, ...böyle... ...yani dediğim gibi bu podcastte ...ne yapacağım, konudan konuya gideceğim... ...biraz daha böyle şey... ...sohbet havasında oluyor... ...ve şöyle bir şey var... ...aslında mesela ben kağıt üzerine yazmadan... ...böyle nasıl diyeyim... ...bir hazır şema kullanmadan... ...bir podcast içeriği ürettiğimde... ...çok hızlı konudan konuya geçiyorum... ...açıkçası bu biraz yorucu oluyor... ...diye düşünüyorum karşı taraf için yani dinleyici için ve bu yüzden aslında pek yapmak istemiyorum. Ancak benim gerçekten de zevk aldığım şeylerden biri böyle işte spontane konuşmak, aklımdan geçenleri söylemek. Bu sohbet havasında oluyor. Aslında bu kendimle yapılan bir sohbet gibi ve bunu ses kaydını alıp sizinle paylaşıyor gibi hissediyorum şu anda. <laughs> öyle yapıyorum zaten. Ee, öyle ve bu biraz daha mesela böyle içerikler aslında kendimle konuştuğum içerikler biraz daha nasıl diyeyim şey oluyor daha içten oluyor ve samimi oluyor ama diğer içerikler pek öyle olmuyor büyük ihtimalle çünkü bir yazıdan okuyorum ya da belli bir şey işte belli bir şeması var öyle ama bu içerikler işte dediğim gibi karşı taraf için zor oluyordur. Eğer zor olmuyorsa belirtebilirsiniz açıkçası bu tarz içerikler nasıl diye. Ee, aslında ben böyle bu sohbet tarzı içerikleri dinlemeyi seviyorum. Ama pek bulamadım yani şey. Pek yok galiba ama eğer siz biliyorsanız bana atabilirsiniz ben de dinlerim. Ee, evet. Şunu söyleyeyim. İşte çok konudan konuya geçiyorum ya başka bir konuya geçeceğim hemen. Bir konuyu konuştuk ya. O bir, saat, bir dakika sürüyor. Hemen diğer konuya geçiyorum. Geçelim o zaman. Başka ne konuşacaktım? aslında şunu söylüyordum. işte her bir içerik üretimimiz aslında bir not gibi bizim geleceğimizi. Şu anda mesela bunları konuşuyorum. Birkaç yıl sonra dinlediğimde mesela dinlersem çok farklı hislere bürüneceğimi düşünüyorum. Aslında kendime not işte şey, kendini görüyorsun. Yani bir saniyede kendinsin. Hani geçmişteki sen. bir saniyede geçmişteki seni görüyorsun. İşte bu gerçekten de heveslendirici bir şey. Aslında bu bazen şöyle bir şey de oluyor. Hani geçmişteki o içerik ürettiğin zamanki senle şu anki sen farklı oluyorsun ve o anki senle senle geçmişteki içeriğine baktığında ya bu çok kötü dediğinde işte o zaman bence çok büyük bir heves yani şey çok büyük bir gelişim kat etmişsindir demektir ee, umarım ileride ben de öyle düşünürüm yani ileride dinlersen bu e, yayını bu içeriği ve dinledikten sonra ya Bahar bu nasıl içerik böyle mi konuşulur ya da Bahar hayır olamaz çok kötü konuşmuşsun gibi mesela. Söylesem şunu derim ki gerçekten de gelişmişim. Öyle hissediyorum. En son şunu da konuşayım ve kapatacağım birazdan. Şöyle. Şimdi bizim üniversitede işte okullar açılacak. Ben de dün ders seçimi yaptım. Ders seçimi yaptım. Ancak bir tane seçmeli ders seçecektik. Bu seçmeli derste de biraz daha yabancı dil öğrenmek istedim. O yüzden bu tarz hani yabancı dil olan dersleri seçmek istedim ancak hepsi doluydu işte temel İspanyolca, temel Fransızca gibi dersler dolu olduğu için ben bunları seçemedim ancak Fransızca iki ders vardı o da Fransızcanın bir üst seviyesinden ders veriyor galiba anladığım kadarıyla onu seçtim ancak şöyle bir şey var ki benim temelim daha yok ve <laughs> neden seçtim yani şey Fransızcayı aslında seviyorum o yüzden seçtim Şimdi ama temelim yok. Temelim olmadığı için yani şey basit kelimeleri biliyorum. Çünkü biraz Duolingo'dan öğrenmeye çalışmıştım. İşte basit kelimeleri biliyorum. Fransızca basit kelimeler zorlayacak mı? Emin değilim açıkçası. İşte bu konudaki soru işaretleri kafamda dolaşıyor. Öyle. Kendimle konuştuğum güzel bir yayın oldu benim için. Umarım siz de dinlemişsinizdir ve eğlenmişsinizdir diyeyim. Tekrardan görüşmek üzere.